Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün size arkadaşlarınızla girdiğinizde kaybetmeden kazanacağınız iki tane iddia göstereceğiz arkadaşlar. Bizim artık bu bir iddiamız oldu galiba. Kim daha önce gösterecek diye. Evet, istersen önce sen başla. Evet. Cemciğim, bir tane Red Bull aldım. Yarısını içtim. İçinde hala yarısı boş, yarısı dolu. Yarısı boş aslında. Bir dakika, bak şimdi ben, bu çok büyük metafor bu. Yarısı boş mu dolu mu? Bakayım. Tamam, içinde var, evet, hala. Yeni açılmış. Tamam, şöyle arkadaşlar göstereyim. Zaten görmeyecekler bir... ama. Yarısı dolu. Şimdi ben diyorum ki sen bu Red Bull teneke kutuyu böyle tamamen ters çevireceksin şöyle. Şu şekilde. Evet. Ve içinde Red Bull hala kalacak. Nasıl, böyle açıkken mi? Açıkken. Başka böyle bir şey açıkken kullanmayacaksın. Parmağını kullanmayacaksın. Elimle falan. Elle yapmayacaksın. Hayır. Falan yani yok. Sadece bu. Teneke kutu sadece. Başka bir şey yok. Dene istersen. Etrafı batırırsın ama dene. İçindekini böyle içsem sonra çevirip... Yok yok abi, yok. İçmek yok. Ha, ters dururken içinde Red Bull olacak bunun, evet, yani. Evet abi. Red Bull olacak içinde. Yok abi, dökülüyor. Dökülüyor. İçmek yok. Hayır, orada kenardakini aldım ben. Ne yapabilirim? Kenardakini almış. Bulamıyorsan bırakayım. Bırakma yani. Bulamıyorsan bırak, ben alayım. Böyle buradan tutmak falan yok. Yok yani. Abi yok. Direkt buradan yandan tutup çevireceğiz. Dişi aynen. Tutup çevireceğim. Tutup çevireceğim. Bunun yöntemi ne olabilir ki? Göstereyim sana yöntemini. Göster bakayım. Tamam, bir yöntemi. Zaten bu sadece Red Bull'larda oluyor. O yüzden benimden beri Red Bull diyorum. Çünkü Red Bull'un kapakçığında biliyorsun şu boğa var ya. Evet. Şunu ters çevirdiğin zaman ve iyice böyle sıkıştırdığın... Aa, kapak alıyor ya. İyice sıkıştırdığın zaman ya biraz damlıyor başta ama içinde Red Bull kalıyor. Gördüğün gibi bu şeyi çevirdim. Bu şekilde çevirdim. Anladım, oraya kapak oluyor yani. Kapak oluyor yani, aynen. Bak, sana kapak oldu. Evet, bu da bana kapak olsun. Şimdi bak, ters çevireceğim. Bir ara aklıma geldi biliyor musun? O açma halkasını Tamam, birkaç damla... Dik tutarsan tam o dökülmeyecek. Tamam, bizim zaten çok önceden bitti yaptığımız zaten bir deneyimiz vardı. Evet. Hatırlarsan suyun dökülmediği fileyle kapatmıştık. Bak, onu gibi, andırıyor. Gördüğün gibi şu an gayet biraz birkaç damla akıttım. Aynen öyle. Eyvallah ama... Tam dik tutarsan hala, hiç hala içinde. Gördüğün gibi içmeye devam... Bakalım, hepsi al. Duruyor mu hala? Duruyor duruyor. Bu kadar hariç duruyor işte. Yani birkaç damla döküldü ve bence iyi deney. Ya, ama bu gerçeği saklaman da güzel tabii. Yani orada... Yani hala duruyor içinde. İçinde Red Bull hala içinde. Dökülmeyecek demeyiz mi? Enteresan, güzel bir, ya buraya bir silelim. Deneydi. Şimdi deneydi, benim deneyim iddiaydı zaten. İddiaydı. Güzel bir iddiaydı. Beğendim. Kafa yandı. Evet. Algılayamadım. Deneyimi iddiaydı. Deneydi. Şimdi sıra geldi benim iddiama. Buyur efendim. Görüyorsun burada bir kese kağıdı var. Ne yaptın? Manavdan mı aldın? Ne yaptın? Evet, manavdan geçen gün sebze almıştım. Kese kağıdını da verdi. Ben bunu poşet olarak kullanacağım şimdi. Tamam. Şurada da bir kağıt var. Öncelikle senden ricam, bu kağıdı şöyle yatay şekilde üçe böl. Göz yatay kararı eşit olsun mümkün olduğunca. Böyle bir şey yok da olduğu kadar işte. Mümkün olduğunca. Tamam. Şimdi sağına ve soluna benim ve Hakan'ın isimlerimizi, ortaya da kendi ismini yazar mısın? Fark etmez, sağ sol, ortaya kendi ismini yaz yeter. Çok güzel oldu. El yazısıyla yazdın. Çok da iyi oldu. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım. Neden el yazısıyla yazdın? Şimdi bu isimleri 3'e ayır yani. Tamam. Onları böl. Aa, nasıl kötü oldu. Neyse. Kese kağıdının içine at. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Hatta al sen karıştır biraz. Benim iddiam şu. Diyorum ki normalde orada 3 tane isim yazılı. Evet. Benim senin ismini bulabilme şansım nedir? %33.333333333 üstü çizili 3. Geri yok 3, evet. Evet, %33.3. Ben iddia ediyorum ki benim senin ismini bulma ihtimalim %100. Her seferinde bulacağım. Evet, 100 kere de atsam 100 kere Melih'i çekerim diyorum. Çek bakalım. Emin misin? Bakmayacaksın ama tabii yani. Evet, bakmayacağım. Şöyle bak, sana bakıyorum. Biraz zor böyle biraz... Pisişik güçlerin mi? Evet, pisişik güçlerimle böyle... Şey yapmam gerekiyor. İletişime geçmem gerekiyor onlarla. Ne diyorlar bana? Ne diyorlar? Bu. Bakayım, doğru mu? Hakan yazıyor oğlum. Hakan yazamaz orada. Hakan yazamaz doğru orada. Doğru çıktı. Nasıl yaptın? Hakan yazamaz orada. İstiyorsan bir kere daha yapalım. Hadi. Dediğim %33 gibi. Şansı vardı belki. Evet. Ama her seferinde %33. Ben diyorum, evet, ki %100. Aa, bir de sen karıştır şöyle güzel. Kese kağıdını güzel karıştır. Tamam. Evet, şimdi atıyorum. Dediğim gibi psişik güçlerden yardım alıyorum. Psişik güçlerden yardım alıyorum. 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 Hala alıyorum. Sanırım bulduğumu sanırım psişik böyle şey yapmadın. Çok... Evet. Behlül yazıyor burada. Evet, Melih.
Behlül okudum abi. Behlül kendi yazısın değil mi? Behlül değil mi? Bir kere daha yapalım ya mı? Ya istemem abi, tamam nasıl yaptın? Evet, şimdi arkadaşlar hemen bunu da açıklayayım. Tabii ki psikik güçlerim falan yok benim. Doğaüstü güçlerim yok. Ne dedim? Ortaya kendi ismini sağa ve sola Hakan'la benim ismimi yazacaksın. Evet. Şöyle kameraya doğru döndüreyim. Arkadaşlar dikkat ederseniz Hakan'ın ismini yazdığı yerde bir taraf düz. Kağıdın bir tarafı düz. Benim ismimi yazdığı yerde yine kağıdın bir tarafı düz. Ama ikisi de kendi kıtırıklı. İsmini yazdığın yerde evet kıtırıklı. Bir kesik olduğu evet. Belli oluyor. Kese kağıdın içine elimi attığımda, torbanın içine elimi attığımda şöyle parmağımı bir sürtüyorum. İki tarafta eğer pütürlüyse o benim ismim senin diyorsun. İsmin oluyor. Bence oldukça eğlenceli ve basit bir iddia bu da. Güzel ama ben bu iddiayı kesin kaybederdim. Ben kesin kaybederdim bu iddiayı. Sen kesin kazanırdın. Güzel bir iddia. Evet, kaybetmeden kazanacağınız evet. iddialar dedik zaten. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Bence ikisi de hem Melih'inki çok hoştu. Ben zaten onunkini daha çok beğendim. Benimki de oldukça bence basit. Teşekkür ederim. Oldukça basit güzel bir iddiaydı. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak gıdıklanırken kaç şehir sayabilirsin adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Ondan tam şurada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.